herkese başarılar. Ben Nur Çoban'ın kardeşiyim. Ablam gelinin aklını uyup da oralara gitti. Keşke kardeş yarışması olaydı. İşte dün ablama bir küçük çeyrek altın taktı. Aslında bütün altınları ablama vermesi gerekiyor. Ben ondan güzel yemek yaparım. Kardeş kardeşe gideydik bence daha iyiydi. Her neyse artık geline nasipmiş. Bizim geline düğün yapıldı acele diye. Koskoca Manisa'da mağazaları gezdi hanımefendi, bir tek mobilya beğenemedi. Ta Manisa 40 ağaca geldi mobilya beğenmeye. Düğün esnasında bir şeyler olmayınca küt bayılma. O bayılmaya yorulmadı, biz ayıltmaya yorulduk yani. Ablam onların her dediğini yapıyor. İşte ablam gibi kaynana hayatta bulamaz. İşte çok güzel yemek yapıyormuş gibi bir de oralara çıktı. Ablamı da arkasından sürükledi. Aslında biz kardeş kardeşe daha güzel yemek yeriz. Benim yemeklerim ondan daha güzel. Wow. Bizim gelin... Bir saniye. Ben önce cevabını vereyim. Bir kere bayılma, ayılma konusu nedir ya? Ben ne zaman bayılmışım? Ne anlamış da bayılmışım? Ayrıca yemeklerime güvendiğimi ve yemekleri güzel yaptığımı burada ispatladım. Kimsenin haddine değil beni yargılamak. Mobilyayı da istediğim yerden alırım, istersen Fizan'dan alırım. Kime ne ya? Ben burada bir çeyrek taktım, iyilik yaptım. Kötü mü oldu? Bu ne saçmalıktır ya? Çekemiyorsunuz bizi, beni arkadaşım çekemiyorsun. Kıymetim, seni niye çekemesinler? Çekemiyorlar ya beni, ben bir konuşabilir miyim? Bak demek ki senin de böyle gocunduğun yaraların var. Ortaya çıkınca böyle bir kendinden geçiyorsun. Hayırdır? Mobilyalar falan alınırken ayılıp bayılmalar nedendi? Yok öyle bir şey ya. Uyduruyorsun bu kadar. Herkese sorulsun. Bak ben daha hiçbir şey söylemeden etmeden sorulsun. Ben hayatımda bayılan insan bile değilim. Bu yaşıma kadar toplasan iki kere ya bayılmışımdır ya bayılmamışımdır. O da hastalıktan. Teyze niye öyle söylüyor peki? Bilemiyorum artık. Çekemedi. Annemle buraya geldik ya çekemedi. Teyzen, kardeşini yesin, çekemesin ki kıyme. Sen de saçma düşünüyorsun yani. Şimdi seni çekememesi için seninle onun arasında kötü bir muhabbet geçmesi lazım. Kayınvaliden seni kabulleniyorken teyze niye seni çekemesi? Biz Manisa'da mobilya bakmaya gittik. Orada kayınvaliden başka yerlere de bakalım dedi. Teyzem hemen atladı, illa her şeyde onun payı olacak ya. Akisar'a gelin, Akisar'a gelin diye o tutturdu. Hatta biz mobilya alırken eşim dedi ki... Bak dedi, oturma takımını kıymet başka yerden beğenmişti. Diğerlerini alacaksan al hayatım, onu senin beğendiğin yerden. Yok annene yazık, günah yok, burada uygun fiyatlar, bir sürü duygu sömürüsü yaptı. Aklıma girdi, ben yine kırmayayım dedim kimseyi. Gittim aldım oradan. Bu neyin gösterisidir şimdi, illa ön plana çıkacak ya. Çekemiyor işte. Ne yaptın, ayıldın bayıldın da öyle mi aldılar istediğin mobilyayı? Ne ayılıp bayılacağım ya, neden bahsediyorsunuz? Öyle söylüyor, gördüğünüz diyorum diyoruz. Ya? Ben burada ne heyecanlar yaşadım, neler oldu? Bir kere ayılıp bayıldım mı? Kız kardeşiniz, kıymetin bayıldığını söyledi. Ne oldu da bayıldı? Ya istedikleri çeyiz, mobilya aynı anda gelmedi. Çeyiz serilecek, düğün yaklaştı, eşyalar gelmedi. Sinirinden bayıldı. Ya, sinirlenince bayılıyor mu? Sinirinden bayıldı. Yani düğün esnası, bütün düğün, mobilyalar gelmedi, çeyiz serilecek, düğüne iki gün kalmış. Yani sinirinden bayıldı. Kız kardeşinize katılmıyorum Nur Hanım. Diyor ki orada beğenmediler, buraya geldiler, burada beğenmediler, orada olabilir. Ev döşüyor, yeni evleniyor, zevkine göre olacak. Burada şimdi beğenmediği bir şey varsa zorla alıp koymaz evine. Orada bulamaz, öbürüne bakar, öbürüne bakar. Bu işler böyledir yani. Her düğün yapan hemen bir günde gidip bir mobilya almıyor. İki ayda geziyorsun, üç ayda geziyorsun. Kız kardeşinize hiç hak vermiyorum. Kız kardeşim kendi aklınca beni korumaya çalışıyor. Tamam, doğru. Biz Manisa'da birçok yeri gezdik, beğenmedi. Ondan sonra kalktı 40 ağaca gittik. Orada daha güzel diye duyduk. Mobilyalar daha düzgün, güzel, daha uygun, çok güzel şeyler var diye. O yüzden 40 ağaca gittik. Herhalde kız kardeşim kıymeti ya çekemiyor ya da beni acıdığı için. Siz çok mu yoruldunuz? Çok mu yoruldunuz? Bir evet, ben çok yoruldum. Bence kız kardeşinize arkadan bir şeyler mi dediniz? Çok yoruldum. Hem çalışıyordum, bir zamansız düğün yapıldı, hazırlıklı değildim. Siz herhalde biraz sinirlendiniz, yoruldunuz. Buradan da kız kardeşinizle bir dertleştiniz herhalde. Tabii ki. O da onu bildiği için. Ablanaptınız mobilya Nur'u dedi. Ne yap dedim, hiçbir mobilya Manisa'da beğendiremedim dedim. Ne yapacağımı da bilmiyorum dedim. Ha, kıymet, o da onun için. Kıymet beğenmediği için yorulmuş kadın yani. Orada yaptırmak istiyorsun ya, istediğin olsun, istediğin için ayırıp
bak. İstediğimi istediğim şekilde yaptırırım. Öyle oyunlara da ihtiyacım İstediğin yok. İstediğin eşya alınmayınca bayılayım bari. İtiraf ediyor işte teyzen. Kayınvalidenin söyleyemediklerini dolaylı yoldan teyzen söylüyor. Kayınvalideme de soracağım şimdi. Dur tamam. Ben bir gideyim ona da sorayım bakayım. Var mıymış böyle bir muhabbet yok muymuş? Ha hesap sormaya gidiyorsun. Anne. Annem. İzledin mi? Buraya da verildi mi? Evet anneciğim. Teyzemin nedir bu marifetleri? Ben ne zaman ayıldım bayıldım? Sen mi söyledin bunlar yoksa uyduruyor mu? Ay anneciğim o şeyi söylüyor sadece hani çeyiz serilecek. Hayır ya çeyiz serilecek mobilyalar gelmedi. Düğüne iki gün kaldı sen sinirlendin. Kendinden geçtin ya. Biraz da teyzen abartmış. İstemediğimde bayılma mı oluyor bu şimdi? Anne ben nasıl böyle konuşmasına izin veriyorsun? Anneciğim ben nereden geldim çocuğum? Ben kötü mü yaptım burada sana çeyreği takarak? Ha? Hayır anneciğim ben 10 lira oldum. Kim senin yapamadığını? O zaman o nasıl gelip burada konuşabiliyor? Ay anneciğim ben nereden bileyim göndermiş Bedri'yi? Ben mi yanındaydım da ben söyledim? Sen gelip bana hesap soruyorsun. Ben sana hesap sorarım çünkü ben onu tanımıyorum. Beni kimse ilgilendirmez sen ilgilendirsin. Bunu da sen çözeceksin. Haddini de sen bildireceksin. Ben hiçbir şey demiyorum sana. Tamam gerektiğinde ben haddini bildiririm. Gerektiğini söyleyeceksin. Mobilya ne için gittik biz ya? Siz istediniz diye oraya gitmedik mi? Yoksa benim istememle mi gittik? Size iyilik yaramıyormuş. Ben bunu anladım. Göstereceğim gününde. Bundan sonra böyle. Görüşeceğiz. Hadi anneciğim hodri meydan istediğini yap. Ne oldu sordun mu? Sordum. Ne diyor kayınvaliden? Öyle haberi bir şey yokmuş. Yok yavrum. Haberi yokmuş, bilmiyormuş. Haberi işte. Yok muymuş? Mobilya bakmaya sen teyzenle mi gittin? Kayınvaliden neredeydi? Videonun geldiğinden haberi yokmuş. Ayrıca böyle bir durum yok. Benim anlattığım gibi o da buraya geldiğinde siz de görürsünüz. Böyle bir olay yok yani olamaz da. O zaman teyzede var bir sıkıntı demek ki. Var var zaten onda sıkıntı. Ben çözeceğim o sıkıntıyı merak etmesin. Elim ayağım titriyor ya. Hayır madem haklısın niye elin ayağın titriyor? Yok böyle i̇şte bir şey teyzede. İşte haksızlığa uğradığım için anladın mı? Onun kızı hastaydı ben bir gün bile yalnız bırakmadım. Ne istediyse yaptım. Hep yanlarında oldum ama olmayacakmışsın ben bunu anladım. Bundan sonra bak, görürler. Bak senin yaptığın da yanlış. Bundan sonra sen yan başına kapıyorsun. Sen iyilik yapıp kadın sana video gönderdi diye bütün iyiliğini de yok ediyorsun bir çırpıda. Senin yaptığın da yanlış. Gerçek yüzünü gösteriyor buradan. Ne gerçek yüzü ya? Neden bahsediyorsun sen? Ne demişler? Ne yaptım ben? İyilik yap denize at. Sen ben ne yaptın? İşte karşılığını görüyorsun. Buradan hemen yüzüne vuruyorsun. Bir video hemen geldi. Gerçekleri anlattı kadın diye. Ne gerçeği ya? Nereden biliyorsun gerçek olduğunu? Anlatmış. Koskoca kadının söylediği ne? Gördüğün senin görüntüyle burada işte markete gidiyor. Yok annemi kullanıyor dedi ya. Sen gerçek mi dedin bunlar? Her gönderilen gerçek, gerçek mi oluyor? Ben gerçek demedim ama benim kayınvalidem de doğruladı. Ben bundan gocunmuyorum dedi. Sen yorum yapma. Gerçekten ben konuşmayın. Ben bundan gocunmuyorum dedi. Sinirliyim. Kimseyi kırmak istemiyorum. Madem kayınvaliden seni tasdikliyor. Doğruyu sen söylüyorsun kıymet diyor. Niye celalleniyorsun sizin ki? Sizin yanınızda da konuşacak. Hayır ya böyle hayır. Neye sinirleniyorum biliyor musun? Biz burada ilk günden beri birbirimizi kırmıyoruz, dökmüyoruz, bir şey demiyoruz, etmiyoruz. Biri geliyor çomak sokuyor. Bu ne saçmalık ama bak ya? Bu kişi de teyzesi. Bu ya kişi teyzen. De teyzesi aynen çok yakını, en yakını. Vallahi kim olursa olsun benim aileme karışamaz. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.